çıkmayacağız. Gramı çıkacağız şimdi. Gram. Bu... Ben ne konuşayım işte, tam adamının üstüne gittiniz. Bu memleketi şu an... Köyümüzün bu görünen sulak, bütün bizim köyümüzün arazisi pancara kadar dayanıyor bu kısım. Bu suların bir an önce yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu suların çekilip biz bu arazilerde çiftçilik yapacağız. Pamuk ekeceğiz, efendim mısır ekeceğiz. Bu sular çekilmediği müddetçe bizim ekimlerimiz de geç kalıyor. Bilhassa pamuk. Bu bölgede bizim de Gümüşkölü mevki deriz biz buraya. Bu bölgede bizim de arazilerimiz var. Karakuyu Köyü'nün hepsinin 50'şer 100'er dönüm, 2'şer 100'er dönüm. Herkesin arazisi var burada. Yalnız şu andaki su bizi sevindirdi. Çünkü bu bizim yeraltı sularımız çok düştü. Yazın dalgıçlarımız hep kurumuştu. Bu sene yağışlar güzel oldu ve bu çekerin de şu anda bize faydası var. Hani gerçekleri konuşmak lazım. Ama sonu ne olur bilemeyiz. Şu anda yeraltı sularımız her gün 1,5-2 metre yükselmekte ve şu anda 15 metre seviyelerine geldi. Yani bu da demektir ki bizim 200 senelik su seviyemiz şu anda karşılandı çiftçilerin. İşte şimdi denize falan gidiyor diyorlar bu su ama bunlar bana göre hikaye. Bu suların hepsi bizim bu bölgemizde şu Pancar, Tekeli, Çileme, Karakuyu bölgesinde hepsi bu suların kalmakta bizlere göre, Karakuyu halkına göre. Bu denize gitme olayı bize göre, Karakuyu halkına göre hikaye. Çünkü biz bunu her gün ölçüyoruz bu suları. Her gün 1 metre, 1,5, 2 metre yükseldi bizim sularımız. Bu ne demektir? Bu akan sular hepsi bizim arazi yer altımızda kalıyor burada. Hani denize gitme olayı yok burada. Tabii bu bizim için şu an çok faydalı da ola ki Nisan-Mayıs ayında böyle bir yağış olduğu zaman biz bu araziyi ekemeyiz. Bu drenaj kanallarının temizlenip sondaj kuyularıyla yer altına verilmesini istiyoruz. Burası bir tapulu bir arazi. Yarın bu vatandaş kapatır. Buranın açılmadığını kabul etsem bu ovanın suyu ne zaman çekilir? Devletin, yetkililerin bu işe bir el atmasını istiyoruz.